gebeliğin sonlandığı dönem, loğusa döneminde ya da emzirme döneminde gene kişi her türlü enfeksiyon hastalığına yakalanabilir. Bu dönemde de bizim izleyeceğimiz kuralların başında anne sütüne geçen antibiyotiğin çocuk için bir toksitesi olup olmadığıdır. Bu noktada gebeyken verdiğimiz tedaviye benzer şekilde davranmaktayız. Hangi antibiyotiğin süte geçtiği, hangi antibiyotiğin süte geçtikten sonra çocuğa zarar verip vermeyeceği uluslararası literatürde sıralanmıştır. Bunlar ayrı skalalar mevcuttur. Biz de annenin bu dönemde yaşadığı enfeksiyonlardaki tedavilerinde bu skalayı baz alarak çocuğa zarar vermeyecek, anne sütüne geçse dahi çocukta da kullanabileceğimiz antibiyotikleri tedavide tercih etmekteyiz.